Biraz sönük gibi ama bizim aslında burada siyasi bir konuşma yapmayacağım. Çok önemli bir durumumuz var. Bu durumun zamanında da 55 gün gibi bir süre kaldı. Biliyorsunuz 29 Ekim tarihi itibarıyla televizyonlarda bazı kanallarında 100 il olma teklifi 29 Ekim günü gündeme gelecek. Kanalların bazılarında 36'ya yakın ilçenin talebinin olduğu ama tabii bize ne lazım? 19 ilçe lazım yüze tamamlanması için. Dolayısıyla Edremit'te bu konuda en şanslı ilçelerimizden birisi. Ancak Sayın Başkan geçenlerde ille ilgili bir toplantı yapmıştı. Girişimlerde bulundu. Kendisi bize söylediği zaman hemen yapalım toplantı dedik. Toplantı tertip etti. Toplantı yapıldı. Bazı arkadaşlarımız katılmıştı. STK'lardan bir iki STK katılmıştı. Yeterli değildi. Ondan sonra Sayın Başkan sanıyorum yüksekokuldaki hocalarımıza bir Edremit'in nüfusu, işte yapısı, demografik yapısı, efendime söyleyeyim, şu buyu neyi varsa teknik olarak bilmiyorum, bu rapor tamamlandı mı? Şimdi bizim Cumhur İttifakı olarak buradan talebimiz şu. 55 günlük bir zamanımız var. Bu zaman içerisinde 36 ilçenin tamamı, biz hariç galiba çünkü bir çalışma yapıldı, onu da burada dile getireceğiz biraz sonra. Aşağı yukarı parlamentonun kapısında ve bu konuyla ilgili yetkili Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız tarafından ve AK Parti Genel Merkezi'ne dahil olmak üzere 36 ilçenin il olması için, herkes tabii kendi ilçesinin il olması için çalışmalar yürütüyorlar. Bunları zaman zaman öğrendik, duyduk. Ama en geride olan ilçe de biziz. Yani Edremit. Şimdi burada söyleyeceğim şeyleri sanıyorum canlı yayın Sayın Başkan devam ediyor. Çünkü bazen konuşmalar iletilemiyor. Buradan Edremit'e hem Cumhur İttifakı adına hem Edremit Belediye Meclisi adına bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bu çağrıyı lütfen Edremit dikkate alsın. Bizim il olma konusundaki kriterlerimiz diğer 35 ilçenin önünde gidiyor. Bunu önce bilelim. Geçen bir televizyon programında 4 tane yazarın özellikle Edremit'i söylememesinden ötürü 3 defa ben kullanmam sosyal medyayı programın moderatörüne mesaj aktardım. Edremit'i de söyleyin diye. Bir defa Faruk Aksoy sanıyorum gazeteci bir kere söyledi. Moderatör hemen kesti şeyini. Yani Edremit'i fazla dile getirtmedi. Şimdi herhalde zamanınızı almıyorum. Bu konu çok önemli. Bizim Cumhur İttifakı olarak teklifimiz sanıyorum Millet İttifakı da aynı görüştedir. Sayın Başkan da zaten bundan bir ay, bir buçuk ay önce gerekli bir toplantıyı yapmıştı. Teknik çalışmayı da yaptırdı. Bizim yarından itibaren zaman kaybedecek hiçbir durumumuz olmadan bütün STK'lar. Ben Büyükşehir olmadan önce Altınoluk'ta, Edremit'te aşağı yukarı 50'ye yakın çelen koyuyordu. Edremit'te zaten alternatif bayram yapıyorlar resmi bayramlarda. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir özelliği de var. Burada da biraz iğneleyeyim sizi. Baş çelenkler koyuyorlar. Olabilir, koysunlar. Ama şunu söyleyeyim. Her şeye rağmen hangi hal ve şartlarda olursa olsun bizim bir kent konseyimiz var. Birkaç yıldan beri hiçbir faaliyetini görmedik. Bu konuyla ilgili soyunması lazım. Bizim STK'larımız içerisinde ticaret odamız var. Daha başka derneklerimiz var. Hiç yoksa onun üzerinde kültür derneklerimiz var. Faaliyetleri, üyeleri, aktiviteleri fazla olan. Bizim burada şehrin dinamiklerini harekete geçirmemiz lazım arkadaşlar. Burada bir isim dahi telaffuz edeceğim. İlçe başkanlığımız da bu konudan hem Milliyetçi Hareket Partisi hem de AK Parti ilçe başkanlığı haberdardır. Biliyorsunuz 2 dönem Edremit Belediyesi'nde belediye başkanlığı yapan Tuncay Kılıç diye bir başkanımız var. 2019 seçimlerinde geçen gün siz onu zaten davet etmiştiniz Sayın Başkanım toplantıya. Gelememişti. Toplantıdan çıkar çıkmaz aradı.
aynen söylediğiniz ve şartlarda olursa olsun bizim bir kent konseyimiz var. Birkaç yıldan beri hiçbir faaliyetini görmedik. Bu konuyla ilgili soyulması lazım. Bizim STK'larımız içerisinde ticaret odamız var. Daha başka derneklerimiz var. Hiç yoksa onun üzerinde kültür derneklerimiz var. Faaliyetleri, üyeleri, aktiviteleri fazla olan. Bizim burada şehrin dinamiklerini harekete geçirmemiz lazım arkadaşlar. Burada bir isim dahi telaffuz edeceğim. İlçe başkanlığımız da bu konudan hem Milliyetçi Hareket Partisi hem de AK Parti İlçe Başkanlığı haberdardır. Biliyorsunuz iki dönem Edremit Belediyesi'nde belediye başkanlığı yapan Tuncay Kılıç diye bir başkanımız var. 2019 seçimlerinde geçen gün siz onu zaten davet etmiştiniz Sayın Başkanım toplantıya. Gelememişti. Toplantıdan çıkar çıkmaz aradı. Aynen söylediğini söylüyorum. Devlet Bey 2019 yılında bana Türkiye'de 100 ilçe olacak. Edremit bunların başındadır diye sözü var dedi. O gün geldiği zaman beklerim demiş. Biz şimdi Tuncay Başkan'la da bunu görüştük. Kendisi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız da şeyini alacak randevusunu. Ve 4 yıl önce verilmiş sözü kendilerine hatırlatacak. Bu da bizim için bir ivmedir. Ancak eğer biz Edremit'i Mığlıçay'dan Bostancı'ya kadar 47 mahallemizde Edremit'in dinamikleriyle, STK'larıyla hayata geçirmezsek şayet, inanın bu 35 ilçenin 19'u, 36 ilçenin 19'unun içinde olmayabiliriz. Nüfus kriterimiz uyuyor. Stratejik açıdan büyük öneme sahibiz. Bunu hepiniz bilirsiniz. Anavatan Partisi döneminde Ardahan, Şırnak, Bayburt gibi ilçelerimiz ki nüfus oranları da o kadar değildi. Bakın ben size çok basit bir örnek vereyim. 1996-97 yıllarında Ardahan'ın nüfusu 16 bindi. 16 binlik bir ilçeyi o günün koşullarıyla stratejik açıdan il yapılmıştı. O zamanlar Ardahan'da bir tabur vardı, şimdi tümen var. Dolayısıyla Yunanistan adalarının hepsi silahlanırken biz Körfez'de büyük bir nüfus oranını aynı zamanda da bir sahil şeridine sahipken ve her yaz burada 1 milyona yakın insanı sirkülasyon yaparak ağırlarken yerleşik nüfusumuzun 170 bin olması doğalgaz bağlanan yerlerde 200 bine kadar belki yıl sonuna kadar ulaşacaktır. Biz bu kriterleri Sayın Başkan'ın hazırlattığı teknik raporla birlikte Edremit'in bütün dinamiklerini hayata geçirip Ankara'nın kapısına dayanmalıyız. AK Partili milletvekillerine de buradan sesleniyorum. Cumhuriyet Halk Partili vekillere de sesleniyorum. Milliyetçi Hareket Partisi vekillerimize de sesleniyorum. Vekilimize de. Hangi hal ve şartlarda olursa olsun, eğer Edremit'e 9 vekilimiz de el atmazsa, eğer Edremit'in il olması için mesai harcamazlarsa, çünkü iş içerisinde Bandırma da var. İnanın Edremit Havran'dan bu tarafa o 9 milletvekilini bırakmamalı diye düşünüyorum. Bu memlekette Havran'dan bu tarafa ayak atmamaları lazım. Çünkü biz Edremit olarak ilçe olmayı en çok hak eden ilçeyiz. Her konuda. Bizim her türlü riskimiz var. Emniyet açısından, siyasi açıdan, ekonomik açıdan. Bütün bunları bir araya topladığımız zaman Edremit'in il olmaması için hiçbir sebep yok. Lütfen STK'lardan rica ediyorum. Basın mensuplarından çok fazla arkadaşımız yok. Bu konuşmayı Sayın Başkan da sanıyorum bu konuyla ilgili birkaç cümle eder. Lütfen bunu bütün paydaşlarla, bütün yazıştığımız sosyal medya anlamında kullandığımız kim varsa paylaşalım. Siyasi parti ilçe başkanlarımızı bu konuya davet ediyoruz. Milletvekillerimizi aynı şekilde. Eğer bize bu konuda Edremit'in il olması konusunda siyasi tarafından, dinamikler tarafından, STK'lar tarafından ve bu işle ilgili insanlar tarafından göz önüne alınmayıp, es geçip ya da Edremit'in il olmasında katkı sunmayan kim olursa olsun ben bu kürsüden Cumhur İttifakı adına samimiyetimle söylüyorum. Ömür boyu her türlü ortamda yetkili ve etkili insanların zayıf kaldığını ve bizim il olmamızda hiçbir çaba sarf etmediklerini
kamuoyuyla her gün paylaşacağız. Şimdi muhtarımız var, muhtarlar derneği başkanlığımız var. Hepsinin gelmesine gerek yok. Ama biz Edremit'in 55 gün içerisinde bütün yapısını, varlığını, tekniğini, teknolojisini, yapısını, her türlü durumunu mutlaka yukarıya iletmek zorundayız. O yüzden Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, buradan basınla alakalı da bir şey söylemek istiyorum. Basın mensubu arkadaşlarımızın bu konuyla ilgili ne kadar bir çaba sarf edeceklerini bilmiyorum. Meclislerdeki kavgalarla, dışarıdaki müferit olayların dışında bir haber yapmayan arkadaşlarımızın ilk konusu gündeme geldiğinden beri tek bir haberini dahi görmedik. Eğer bu memleketin içerisinde basın mensubu olarak görev yapıyorsanız bu konuyu herkesten çok onların dikkat alması lazım. Buradan da onlara sesleniyorum. Bugünden tezi yok. Neyiniz var, neyiniz yok. Edremit'in kriterlerinin ilk olmaya en uygun ilçe olduğunu herkesle paylaştık. Bu sebeple sözlerime son verirken bir şeyi daha burada söylemek istiyorum Sayın Başkan. Konuya da vakıf olduğumuz için, herkesin de malum olduğu için biz size Edremit'e yapılacak her şey için bütün desteğimizi vereceğimizi defalarca söyledik. Vermeye de hazırız. Durumu da biliyoruz. Ülkenin koşulları diyorsunuz zaman zaman. Maaşların yükseldiğini. Efendime söyleyeyim muhasebemizi döndüremediğimizi. 150 milyon üzerinde alacağımız olduğumuz ama tahsil kabiliyetimizin olmadığını. Bizim bir hukuk müşavirliğimiz var. Ne iş yapar onu da bilmiyorum. Maaşını alamayan onlarca memur, işçi, çalışan arkadaşımız var. Burada da bunu içtenlikle söylüyorum. Burada çalışan arkadaşlarımızın mağduriyetini gidermeleri için bizden bir talebiniz varsa bir an önce bu mecliste karar alalım. Çalışan arkadaşlarımızın mağduriyetini giderelim. Okullar açılıyor, taksiti olan var, daire kredisi olan var, araç kredisi olan var. Biz bu konuda çalışan arkadaşlarımızın mağdur olmamaları için sizin yanınızdayız. Hangi yolu deniyorsanız söyleyin, hukuki altyapısını ayarlayarak, söyleyerek, yaparak biz bu konuda çalışan arkadaşlarımızın da bir an önce hak ettikleri ücretten almaları için size yardımcı olalım meclis kararıyla. Bunu da kapatalım çünkü insanımızın bu koşullarda mağdur olmasından, hele hele çalışanlarımızın mağdur olmasından hiçbirimiz şey değiliz. Sizin de bu konuda üzüldüğünüzü, çaba sarf ettiğinizi biliyorum. Geçen gün komisyonda da gündeme geldi. Dolayısıyla el birliğiyle çalışan arkadaşlarımızın da ücretlerini bir an önce yatırılması için söyleyin veyahut da muhasebe müdürlüğümüz ne yapacaksa destek verelim, bu arkadaşlarımızın mağduriyetini giderelim diye diyorum. Ancak son tamamlarken de şunu söylemek istiyorum. İl konusunda lütfen Edremit eğer dinliyorsa, Edremit meclis üyesi olarak, belediye başkanı olarak, memleketin dinamikleri olarak, STK'lar, kent konseyi ve benzerlerinin yarından tezi yok, bugünden tezi yok. Bu konuyla ilgili bir komisyon mu oluştururuz? Bir, efendime söyleyeyim, çalışma grubu mu oluştururuz? Neyi biliyorsanız teknik anlamda bunu bir an önce yerine getirelim diyor. Saygılar sunuyorum. Hoşçakalın.